Günaydın değerli izleyenler. Bugün 9 Kasım Perşembe. Ben Zeynep Erataman. Bloomberg HT'de ilk söz başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Ocak ayının ikinci haftası New York'ta JP Morgan tarafından düzenlenen yatırımcılar konferansına katılacağı belirtildi. Yetkililer Şimşek ve Erkan'ın yatırımcılar toplantısının ardından Dünya Ekonomik Forumu'na katılacaklarını söyledi. Zirve 15 ila 19 Ocak 2024 tarihleri arasında İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ticareti ve e-ihracatı desteklemek için Türkiye e-ihracat platformunu yakında hizmete alacaklarını belirterek ihracatçılarımızı dijital ortama taşımış olacağız diye konuştu. Bakan bu konuya ilişkin fizibilite çalışmalarının başlatıldığını da ifade etti. Moody's küresel ekonomik büyüme hızının 2024'te yavaşlayarak %2,1'e düşmesinin beklendiğini belirtti. Moody's Türkiye büyüme tahminini de revize etti. Raporda Türkiye ekonomisinin bu yıl %4,2, gelecek yıl ise %2,6, 2025'te %3 büyümesinin beklendiği ifade edildi. Kuruluş daha önce Türkiye ekonomisinin bu yıl %4,2, gelecek yıl ise %3 büyüyeceğini öngörmüştü. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Karadeniz tahıl girişimini tekrar canlandırmak için çabalarını sürdürdüklerini ancak bunun zor olacağını söyledi. Guterres, Birleşmiş Milletler'in tarafları bir araya getirerek sorunları ele almaları için önemli bir platform olmaya devam ettiğinin altını çizdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusların dondurulan varlıklarına karşılık Rusya'daki yabancılara ait bazı dondurulan varlıkların kullanılabilmesine izin verdi. Borsa İstanbul 100 Ana Endeks yüzde 0,20 yükselişiyle 7860 puanda kapanış yaptı. 16 puan kadar yükselen borsada 85,8 milyar liralıkta işlem hacmi vardı. Bankalar gün sonunda %2,29'da en çok kaybeden sektör endeksi olurken holdingler %0,27 yükseldi. En çok kazanan tarafta %4,71 ile turizm yer alırken bugün biz içeride kur korumalı mevduatta son durum, yabancının TL cinsi varlıklarda pozisyonlanması, yerlinin döviz tevdiat hesabı ve Merkez Bankası rezerv rakamlarını her perşembe olduğu gibi takip edeceğiz. Amerika'da haftalık işsizlik maaşı başvuruları gelecek. Ayrıca Fed Başkanı Powell bugün para politikası üzerine IMF konferansında konuşacak. Borsa tarafındaki gerçekleşmeleri aktarırken %0,40'lık bir MSCI Türkiye artısıyla dünü bitirdiğimizi de yine New York'ta hatırlatalım. CDS cephesinde ise 376 bas puandayız. Kırılımlara gidecek olursak 48 hisse endeks yüzde dün artıda tamamlamayı başardı. 49 hisse düştü. 3 hisse ise gün sonunda yatay performansa yönelmişti. Puan bazlı katkılarda BİM'den sonra Turkcell, Türk Hava Yolları, Migros ve Tüpraş geldi. Yine bilanço fiyatlamalarını takip etmiş olduk. Özellikle BİM cephesinde örnek vermek gerekirse İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi, Türk Traktör ve Ford Otomotiv ise puan bazlı baskılarda ilk 5'i oluşturdu. QNB Finansbank Türkiye büyüme tahminini bu 2024 senesi için %4'ten 3,5'a indirdiğini açıkladı. Dün içeride ISO İhracat İklim Endeksi açıklandı. Ekim'de gelinen 48,5 seviyesi bu yılın en sert daralmasına işaret ederken Avrupa'nın zayıflığı burada ana unsur olarak karşımıza çıktı. Kapanış sonrası gelen bilançolarda Sabancı Holding 3. çeyrekte 17,2 milyar TL ile piyasa beklentisini aşan rakamlar açıkladı. Pegasus tarafında da 7,72 milyar liralık bir kar seviyesi yine tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Bugün Doğuş Otomotiv'den gelecek rakamları piyasa merakla bekliyor. Tahvil tarafında da yine 3 bas puan düşüşle gösterge verişi 41,69, 10 yıllık kağıtsa 6 bas puan düşüşle 28,35 seviyesinde valörlü piyasayı uğurladı diyebiliriz. Kurlar tarafında Avrupa Merkez Bankası baş ekonomi enflasyonda yeterince ilerleme sağladığımızı düşünmüyorum dedi. Bundesbank Başkanı Nagel'de değerlendirmesinde enflasyonla mücadelede sonradan atılacak adımların daha büyük montanlı olması gerekebileceğine işaret etti. İrlanda Merkez Bankası Başkanı yine faiz artırımlarına kapıyı açık bırakmak diyor. Hal böyle olunca Euro'ya alım gelen bir sabaha uyandık. Euro yen karşısında yaklaşık 15 yılın zirvesine gelirken dolar karşısında 1.07'nin üzerindeki seyrini bu sabah da koruyor. Dolar endeksi 105.5'un hemen üzerinde ama bir
geri sayımla karşımızda. En büyük bileşeni tabii euro, onu da ifade etmek lazım. Sterlin dolarda 1.22.83 seviyesindeyiz. İngiltere'den dün gelen verileri de biraz sonra anlatacağız. Dolar TL tarafında 28.52.40, euro TL'de ise 30.59 sınırındaki seviyelere uyandık biz bu sabah. Avrupa'da bir haber yoğunluğu vardı dün. Öncelikle Avrupa Merkez Bankası anketi açıklandı. Tüketicinin 12 aylık enflasyon beklentileri %3,5'tan 4 seviyesine revize edildi. Avrupa aynı zamanda dün yine Ukrayna ile ilgili olarak üyelik müzakerelerinin başlamasını ön koşul olarak kabul ettiğini, koşullu olarak kabul ettiğini duyurdu. IMF cephesinde Avrupa'nın mali konsolidasyonunun 2024'te hızlanacağı, para politikasında sıkılaşmanın da sona yaklaştığına ilişkin mesajlar vardı. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey dün konuştuğunda ekonomik parçalanmanın finansal sistemde risk yarattığından bahsetti. Euro bölgesinin perakende satışları Eylül'de %0,3 kadar düşerken bir yandan da Fitch, İngiltere bankaları için yüksek faiz ortamının önümüzdeki süreçte karlılığı zayıflatacağını söyledi. Şirket haberlerinde Renault Nissan'daki hisselerini %43'ten %15'e düşürdü. Arada kalan farkı da bir Fransız yine şirketler grubuna devrettiği belirtiliyor. Yine Ukrayna tarafına dönecek olursak, İngiltere tarafına dönecek olursak, Rusya ile ilgili altın ve petrol faaliyeti yürüten 29 kişi ve kuruluşa yaptırım kararının İngiltere'den Rusya'ya alındığını gördük. Rusya cephesinde ise Putin'den bir açıklama vardı. Rusya'nın dondurulan varlıklarına karşılık Rusya'daki yabancılara ait dondurulan bazı varlıkların kullanılabilmesine izin verdiğini ifade etti. Hal böyleyken Stoxx 600 endeksi %0,3 kadar yükseldi. Otomotiv ve perakende hisselerine %1'in üzerinde alım gelirken altyapı hisseleri bir o kadar düşüşteydi. Dün aynı zamanda bilanço fiyatlamalarında da gördük. Commerzbank'tan Credit Agricole, Marks & Spencer'a kadar pek çok isim dün bilanço açıkladı. Adidas yine bilançosuyla %9 yükselirken ABN AMRO %8 düştü. Bayer tarafında ise kendi içinde bazı şirketlerin bölünmesi, yöneticilerin azaltılmasına ilişkin çeşitli plan ve programlar açıklandı. Avrupa tarafında borsalar günü Londra haricinde alıcılı bir seyirle tamamladı. Amerika tarafına geldiğimizde ise 2 yılın en uzun soluklu rallisini S&P ve Nasdaq'ta görmüş olduk. Nasdaq dünkü %0,8 ile kazanımlarını 9. güne taşımış oldu. S&P tarafında da %0,1'lik artıyla 8. gün artıdayız. Bu da yine Kasım 2021'den beri gördüğümüz en uzun soluklu yükseliş serisine işaret ediyor. Dow'da ise 7 gün üst üste yükseliş vardı. Temmuz'dan beri en uzun yükselişi burada görmüştük ama dün %0,12'lik geri çekilmeyle bu manzara bozulmuş oldu. Mortgage tarafına döndüğümüzde faizlerde bir yılın en sert düşüş şunu gördük bir haftada. %7,86'dan 7,61 seviyesine indi. Şimdiye kadar S&P 500'deki yine karların, daha doğrusu bilançoların kabaca 5'te 4'ü tamamlandı diyebiliriz. Dün de Walt Disney açıklandı. CEO Bob Iger'ın yaptığı açıklamalarda Walt Disney'in son dönemde yaptığı filmlerin eski filmlerle aynı kalitede olmadığını kabullenmiş olması da dikkat çeken bir diğer başlık oldu. Benzin fiyatları Amerika'da geçen senenin Christmas'ından beri, kabaca Noel'inden beri en düşük seviyelere kadar geldi. 16 Aralık 2022'den beri en düşükleri gören benzin fiyatları yüzünden S&P Enerji Endeksinde dün %0,9'luk bir geri çekilme vardı. Fed Başkanı Powell'un yanı sıra bugün Bostik ve Barkin'den de konuşmalar gelecek, hatırlatalım ve gidelim vadeliye. Dünkü karma kapanış sonrasında bugünden nasıl bir açılış beklentisi var? %0,14'e varan düşüşler ekranlara yansıdı. Faiz cephesinde dün Amerikan hazinesi 10 yıllık vadede borçlandığında 40 milyar dolarlık bir borçlanmaya gitti. Ve buradan faiz %4,5190 seviyesinde oluştu. 4,5'un altına sarkmaya çalışan ve hatta bu sabah itibariyle sarkan bir Amerikan tahvil faizi dikkat çekiyor. %4,48'den gidiyor işlemler ve 2 yıllık da bu sabah 4,92 seviyesindeyiz. 30 yıllık yine mortgage için gösterge, orada da 4,62'lerde olduğumuzu ifade edebiliyoruz. 30 yıllık kağıtta geldiğimiz seviyeler kabaca bir ayın en düşüğüne işaret ederken, Asya borsalarına bu sabah geldiğimizde Çin'de enflasyon verileri açıklandı. Japonya'da ticaret rakamları var. Çin'e geldiğimizde TÜFE Temmuz ayından beri ara sıra eksi artı okumalarla karşımıza çıktı. Bugün eksi %0,2 dedi bize ve ÜFE tarafında da %2,6'lık bir düşüşle artık Çin'in deflasyonda olduğu ciddi anlamda bu sabahki verilerle teyit edilmiş oldu. Filipinlerin 3. çeyrek büyümesi piyasa beklentisinin üzerinde geldi. Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng'den bir açıklama var. %5'lik büyüme hedefimizi tutturacağımızı düşünüyoruz dedi ve bununla birlikte ARM'ın ortaya koyduğu karma görüntü yüzünden en büyük hissedarı SoftBank'ın da hisselerinde düşüşler vardı. Bununla birlikte yine Asya'dan her sabah olduğu üzere bir de emtia tarafına gidelim.
MTI'ye bu sabah döndüğümüzde altın fiyatı 3 gün üst üste düşüşe devam ederken paladyum fiyatı 5 yılın en düşük seviyelerindeydi. Spot altın 1948 dolar 93 sent yoluna devam ederken gram altında 1786 TL 80 kuruşlar seviyesinde işlemler devam ediyor. Petrolle ilgili ise Barclays'i takip ettik. 4 dolarlık düşüşle 2024 Brent petrol tahminini 93 dolar seviyesine çektiğini ifade etti. Buraya döndüğümüzde Amerikan tipi ham petrol 75,5 dolarda, Brent petrol ise 79 dolar 73 centte işlemlerine devam ediyor. Kripto para evreninden notlarımızı da düşelim. Orada da Bitcoin'de yine piyasa değeri açısından ikinci büyük Ether'de son durum nedir aktaralım. Bitcoin'de 36.529 dolardayız ve Ethereum tarafında da 1920 dolarda işlemler devam ediyor. Ve dış basın köşemizde devam ediyoruz. Market Watch'a geldiğimizde 2024 seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi Trump'ın rakipleri diyebileceğimiz adaylar kozlarını paylaştılar. Manşet haberde burada ortaya çıkan detaylarda neler vardı? Daha çok Trump'a yöneltilen eleştiriler. Trump'ın Meksika duvarı için ödemeyle ilgili gereken çalışmayı yapmamasını DeSantis ortaya koyarken Haley diyor ki Trump Amerika'yı 8 trilyon dolarlık bir borca sürükledi. Bununla beraber bu konuda eski başkanın 45. başkanın cevap vermesi gerektiğini söyledi adaylar. Trump ise bu münazaraya katılmadı. Kendi etkinliğini düzenlemeye karar verdi. Disney CEO'su Bob Iger'ın yine son dönem içerisinde stüdyonun kaygılarıyla ilgili olarak yaptığı çalışmalar yeterli olacak mı? Soru işareti. Disney'de hisse senetleri yükselirken bir yandan da abone sayısının artması, karın artması moral verdi. Instacart yine dün kapanış sonrası bilanço açıkladı. 2 milyar dolarlık bir zararı var ama satışlar beklentinin üzerinde gerçekleşti. Arm'ın yine karına baktığımız zaman halka arz sonrası açıklanan ilk rakamlar piyasa beklentisine göre biraz hayal kırıklığı yarattı diyebiliriz. Virgin Galactic'te hisse yükseldi. Yine şirketin 2 milyon dolar kadar bir geliri uzay turizminden kazanmış olması burada dikkat çeken başlıklardan bir tanesi olarak karşımızda ve Hollywood'da aktörler greve son verdi. Konuyla ilgili stüdyolarla geçici de olsa bir uzlaşı sağlanması piyasaya moral verdi. Bloomberg'e geldiğimizde ise Çin'den bahseden yazı var bu sabah. Çin tekrar deflasyon manzarasıyla karşımızda. Üretici fiyatları tarafında 13 ay arka arkaya eksi okumalar görüyoruz ve toparlanmada kırılgan kalmaya devam ediyor demişler. Dünyanın ikinci büyük ekonomisinde pek çok çabaya rağmen iç taleple ilgili sıkıntıların sürdüğüne işaret eden bir yazıyla karşı karşıyayız. Ve son başlığımızı da Il Sole 24 Ore'den vereceğiz. Eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı, aynı zamanda eski İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Financial Times'a verdiği bir mülakatın İtalyancasıyla karşılaştık bu sabah. Detaylara bakıldığı zaman Avrupa Birliği ya güçlenecek ya da hayatta kalamayacak diyor. Nasıl bir güçlenmeden bahsediyor dediğimizde bu birleşme biraz daha derinleşmeli. Artık ekonomik işbirliğinin yanı sıra bir ortak pazardan farklı olarak dış politika ve aynı zamanda savunma politikası ile ilgili olarak da işbirliğine Avrupa Birliği gitmek zorunda şeklinde açıklamalarda bulundu. Resesyonla ilgili kaygıları var ama resesyonun burada tehdit edici boyutlara ulaşacağını beklemiyor. Çünkü iş gücü piyasasının Avrupa'da kuvvetli olduğuna işaret etmiş. Arzla ilgili şokların daha çok enerji tarafından, doğalgaz fiyatlarından geldiğini söylüyor. Rusya'dan bu anlamda bağımsızlaşmanın da önemine dikkat çekiyor. Ekonomide üretkenliğin artırılması gerektiğine yine işaret etmiş. Katma değeri yüksek olan bir üretimden tabii bahsediyor. Yatırımları artırmak lazım şeklinde. Teknolojiye yatırıma dikkat çekiyor. Ukrayna Savaşı'nın hazırlığı önden yapılmıştı ve bu konuda Avrupa Birliği değerlerinden ödün verdi diye bir serzenişi de var. Rusya'nın G8'e alınması Kırım'ın ilhakından sonra ve Suriye ile ilgili eğer gerekirse müdahale kabiliyeti olduğunu ortaya koymaması Rusya'nın zaten G8'e alınması öncesinde bize sinyaller vermeliydi. Ne olursa olsun Avrupa Birliği savunduğu demokrasi, barış, özgürlük ve egemenlik gibi konulardan ödün vermemeli diyor. Bununla beraber önümüzdeki sürece de yine bakıldığında otokrat rejimlerin yükseldiği, demokrasilerin giderek daha liberallikten uzaklaştığı ve insan haklarının çiğnendiği bir ortamda Avrupa'nın bu değerlere sahip çıkması gerektiğine işaret etmiş. Eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı ve eski İtalya Başbakanı Mario Draghi. Ve şu anda açık piyasalarda en çok neler etkili onun da detaylarını alacağız. Pekin'e gidelim her sabah olduğu gibi. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz bizimle. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sunar.
Sadi günaydın, hoş geldin yayınımıza. Çin'de esasında dar bir bantta işlemler gidiyor. Dar alanda paslaşmalar diyebileceğimiz işlemler gidiyor. Ama geriye kalan Asya borsalarında manzara Wall Street'ten ilham alırcasına olumlu. Ama Çin'den gelen deflasyon verisi herhalde bu sabah en önemli başlık değil mi? Zeynep, en önemli başlık makroekonomi açısından öyle ama arka planda bazı sektörel gelişmeler de var. Örneğin emlak sektörü var. Aslında piyasanın gözü, kulağı, aklı makroekonomiden ziyade emlak sektöründeki gelişmelerde. Böyle biraz merak ettirdim. Biz dinleyenleri de arkaya atıyorum. Bizi beklesinler tabii. Makroekonomiden başlayayım. Tabii zaten bir deflasyon baskısı var. Dolayısıyla o deflasyon baskısı da kendi etkisini gösteriyor. %0,2 yıllık bazda düşüş gösterdi geçen ay enflasyon. Enflasyon derken tüketici fiyatlarını kastediyorum. Aydan aya baktığımızda %0,1 oldu. Beklentiler doğrultusunda ya da beklentilerden biraz daha iyi geldi Zeynep. Burada tabii sepeti karıştırdığımızda neden böyle olmuş diye baktığımızda domuz eti fiyatlarını görüyoruz. Sepette biliyorsun yıllardır sen de benim dikkat kesiliyorsun da çok önemli bir payı var. Orada %30'luk bir düşüş var. O düşüş de tabii ki enflasyon sepetini aşağı çekiyor. Ama gıdayı ve enerjiyi çıkartırsak %0,6 Çin'de tüketici fiyatlarının, çekirdek fiyatlarının yükseldiğini görürüz. Dolayısıyla biraz da karışık bir tablo var diyebilirim ama deflasyon baskısı. Yani pozitif de olsa tüfe, negatif de olsa bir deflasyon baskısı var. Arz fazlasından kaynaklı. Tabii domuz eti demişken, Çin demişken aslında Çin'in genel bir probleminin de yansıması Zeynep. O da şu, 3-4 sene önce biliyorsun bir domuz ateşi vardı, humması vardı. Domuz eti fiyatları aşırı artmıştı. Dolayısıyla Çin'de sektör ve devlet ve yerel yönetimler aşırı yatırımı özendirdiler ve inanılmaz bir kapasite, gerçekten inanılmaz derken bunu kelimenin hakiki anlamıyla söylüyorum. Dolayısıyla bu arz fazlası sürekli olarak neredeyse tabii marjlar negatife dönmüş durumda çoğu için ama hala da devam ediyor. Şimdi bunu çok alanda görüyoruz aslında. Örneğin solar endüstrisi alanında da görüyoruz. Bugün solar modül ve solar hücre fiyatlarına ilişkin veriler de geldi. Geride bıraktığımız ayda yeni rekor dip yenilemişler. Zeynep hücre fiyatlarında %6'lık düşüş var. %3'lük düşüş var. Modül fiyatlarındaki modül fiyatları watt başına tabii tam doğru olmayabilir dolar bazında. Çünkü 1,06 yuan oldu watt başına. Bunu çevirdiğimiz zaman 14 sent falan olması lazım. Gerçekten çok ama çok düşük seviyelerdeler. Lafı nereye getireceğim? Burada da arz fazlası var. Domuz etini konuştuk. Aynı şey solar enerji içinde söz konusu. İnanılmaz bir yatırım, inanılmaz bir arz fazlası. Tabii fiyatları aşağı çekiyor. Onun dışında tabii emlak sektörü çok önemli. Zeynep, dün piyasalar gerçekten karıştı. Öğleden sonra neden karıştı? Çünkü Guangdong yönetimi ki Çin'in en büyük, en güçlü eyaleti Los Angeles gibi diyebilirim. 2 trilyon dolarlık bir gayri safi hasılası var. Dolayısıyla orada Country Garden'ın merkezi de orada. Bir sigorta şirketinden ki sigorta şirketi de 100 milyar dolarlık bir şirket piyasa değeri. Ping An, Çin'in en büyük sigorta şirketi. Ping An'den Country Garden'ı satın alması istenmiş, kurtarması istenmiş diyelim biz bunu esasen aslında. Dolayısıyla bunun etkisiyle Country Garden ve diğer emlak şirketleri dün %10'luk, %12'lik yükseliş gösterdiler ama Ping An'de çok sert satışlar meydana geldi. Tabii 5-10 dakika içerisinde aslında Ping An yalanladı. Zeynep böyle bir şey yok dedi. Bizden böyle bir şey istenmedi. Bizim böyle bir niyetimiz yok ama hisleri hala baskı altında. Neden bu kadar detaylı anlattım? Çünkü Çin artık emlak sektörünü ne diyelim bir çekidüzen vermek için bir şeyler yapıyor gibi geliyor bana. Önceki gün de zaten Guangdong'da aslında sorunlu emlak şirketleriyle yerel hükümet yetkilileri de bir araya gelmişti. Piyasa aslında dünkü iddiaya bu yüzden çok itimat etti. Bu yüzden inandı. Bana sorarsan tabii Ping An yalanlıyor ama böyle bir şey de olabilir diyeyim. Sözü tekrar sana bırakayım. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu. Ve Sadi Kaymaz'a Bloomberg Ete Asya temsilcisine teşekkür edelim. Gazeteler tarafına geçelim. IMF'den Avrupa Merkez Bankası'na faiz çağrısı var. IMF, Euro bölgesinde enflasyonun daha uzun süre yüksek olabileceğini, Avrupa Merkez Bankası'nın fiyat baskılarını ortadan kaldırmak için gelecek yıl boyunca faiz oranlarını yüksek seviyelerde tutması gerektiğini bildirdi.
Ve 2023 125 bin yılın en sıcak yılı olacak haberi var sırada Ekonomi Gazetesi'nden. Avrupa Birliği'nden bilim insanları geçen ayın dünyanın en sıcak Ekim ayı olduğunu gösteren verilerin ardından 2023'ün son 125 bin yıldaki en sıcak yıl olacağının neredeyse kesin göründüğünü açıkladılar. Konuyla ilgili zaman zaman Bloomberg'den de başlıklar sizlere aktarmaya çalışıyoruz bu önemli konuya ilişkin. Ve gidelim Hürriyet'in Ekonomi Gazetesi'ne. 10 maddede ekonomi sayfasına 10 maddede yeni dönüş yasasını ele almışlar. Çoğunluk isterse süreç başlar. Yoksulun evine kamu ortak olacak. Ev sahibi kapımı açmıyorum diyemez. Riskli bina kaç günde boşaltılacak? Yıkım sonrası dava hakkı geldi. Rezerv tanımı değişti. Tebligat krizi sona eriyor. Kim tespit isteyebilir? Vatandaşın payı ucuza satılırsa ve depreme özel kararlar başlıklarının detaylarını açmışlar gazetenin içerisinde. Sabaha döndüğümüzde ise İngiliz turist kışın Antalya'ya akacak demişler. Londra'da düzenlenen WTM fuarında Türkiye büyük ilgi gördü. İngiliz turistlerin Türkiye'ye ilgisinin kesintisiz sürdüğünü söyleyen Turizm Bakanı Ersoy, bu durum Antalya'nın kışında yoğun İngiliz turist alacağını gösteriyor dedi. Ve alışveriş festivali haberi Milliyet'te öne çıkan başlık bu sabah. Kasım ayı Bekarlar Günü, Şahane Cuma, Siber Pazartesi gibi alışveriş festivalleriyle büyük indirimlere sahne oluyor. Elektronikten kozmetiğe pek çok üründe satışların artması beklenirken tüketiciler yanıltıcı indirimlere karşı uyarıyor. Ve Cumhuriyet Gazetesi afet değil rant yasası haberini işlemiş bugün. Kentsel dönüşüm yasasında değişiklik teklifi dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçti. Muhalefet iktidarın belediyeleri devreden çıkarmak istediğini belirtirken şehir planlamacılar mülkiyetin tehlikeye girdiğini savunuyor. Müteahhitler ise dönüşümün hızlanacağı görüşünde demiş bugün Cumhuriyet Gazetesi'nden ekonomi haberi. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Burak Arzov hocamızla bir aradayız. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Şimdi bu hafta içinde takip ettiğimiz gelişmelerden bir tanesi dün sabah gelmişti Merkez Bankası'ndan. Önce onu bir yorumlayalım isterseniz hocam. Döviz raporlamasına ilişkin ve takip sistemine ilişkin değerlendirmeler de bunlar. Burada bir miktar hem sadeleşme gördük hem de belki ucuz kredi ortamında dövize kayacak bir meblağın kaymaması açısından da Merkez Bankası adım atmış oldu. Bir kez daha hatırlatacak olursak 2023 yılı Mart ayında başlatılan 10 milyon Türk lirası ve üzeri toplam nakdi ve gayri nakdi kredi bakiyesi bulunan firmalardan alınan özet döviz pozisyon raporlaması uygulamasına son verilmiştir demişti bize Merkez Bankası. Aynı zamanda 2018'den beri uygulanan sistemik risk veri takip sistemine de bir güncelleme geldi. Raporlama kapsamına girecek firmaların tespitinde öngörülen 15 milyon dolar ve üzeri yabancı para kredi yükümlülüğü bulunma şartı, toplam nakdi kredi bakiyesi ilgili aylık hesap döneminin son iş günü itibariyle 100 milyon Türk lirası ve üzerinde olma veya geçmiş bir yıllık hesap dönemindeki net satış hasılatı veya aktif büyüklüğü 500 milyon TL ve üzerinde olma şeklinde değiştirilmiştir diyor. Yani burada 3 milyon dolar ve üstünü artık konuşacağız. Herhalde bankaların üzerinden bir raporlama yükü de böylelikle azalır. Ne dersiniz hocam? Normalleşme adımları çerçevesinde gelen bence doğru bir adım. Zaten iki etkisi olacak. Bir kere firmalar üzerinde de etkisi olacak. Çünkü firmalardan gene bir kısmı biliyorsun daha sonra tekrar ihracat gerçekleştirebilmek için o alacakları ham madde ve yarı mamullere yönelik olarak ellerinde döviz de tutabiliyorlardı. Ve bu da o raporlara girdiği zaman aslında net ihracatçı gibi gözükmeme potansiyelleri de olabiliyordu. Şimdi bunun kaldırılmış olması bence firmaları da rahatlatabilecek olan bir süreç. Ve tabii bankaların asıl en önemli konu olan kendi ana faaliyet konularına geri dönmesine imkan tanıyabilecek olan bir uygulama. O nedenle doğru bir uygulama. Yani normalleşme adımları dediğimizde bu belki herkesin çok bilmediği teknik bir konu olarak geçmişte kalmış olabilir ama bankacılık açısından baktığımızda yoğun mesai gerektiren işte birçok süreç içerisinde buraya da bir ayrı kendi iç yönetmelikleri itibariyle nasıl uygulanabileceğine yönelik olarak sürekli olarak Merkez Bankası ile temas halinde oldukları bir süreçti. Şu anda onun kalkmış olması tabii çok son derece aslında olumlu bir yeni düzenleme diyelim. Şimdi hocam sizinle son buluşmamızdan bu yana hem enflasyon verisi hem enflasyon raporu geldi. O yüzden enflasyonu da konuşmadan geçemeyeceğim tabii. Oraya döndüğümüz zaman bir yandan Merkez Bankası'nın biraz daha bu sene için piyasaya yakınsayan tahminlerde bulunduğunu gördük. Gelecek yıl sonu içinde %36'ya revize edilen bir tahmini oldu. Ama gelecek sene tepe noktayı Mayıs civarında, 75'ler civarında bekleyen bir Merkez Bankamız var. Şimdi %75'lerden 30'lara doğru faiz inerken burada sadece baz etkisine mi güveneceğiz? Merkez Bankası hem faiz hem de diğer enstrümanlar
enstrümanlarla bizi daha çok sıkılaştıran bir Türkiye ortamına mı gelecek yılın ikinci yarısında götürecek? Öncelikle onu sormak isterim hocam. Evet, şimdi Merkez Bankası'nın bu özellikle enflasyon raporuna baktığımızda ben açıkçası yani bu sene için enflasyonun ne olabileceğini tahmin etmek çok zor değil. Zaten senenin sonuna geldik. Ama önümüzdeki yıl ve daha sonraki yıllar açısından baktığımızda mesela gelecek senenin yıl sonu enflasyonun revizyonunun daha kuvvetli yapılmasını ben beklerdim. %36, %33'ten %36'ya gelmesi bana çok gerçekçi gelmiyor. Peki beklenti çıpalamak için yapılmış olabilir mi? Çıpalanacak bir beklenti kalmadı ortada. Yani çok daha yüksek bir enflasyon beklentisi var. Bu sadece Merkez Bankası'nın bir sonraki raporunda yeniden bir revizyonu ortaya koyabilecek olan bir duruma kendilerini taşıdı. Şunu düşünmüş olabilirler. Yani işte çok yeni orta vadeli program ortaya geldi. Arkasından 12. Kalkınma Planı geldi. Bir taraftan Merkez Bankası'nın daha önceki enflasyon raporu da vardı. Her birinde önümüzdeki yıl enflasyonu %33 olarak belirlenmişti. O zaman bu kadar yakın bir aralıkla sert bir revizyon yapmak Merkez Bankası'na bir itibar kaybı olarak düşünülmüş olabilir. Ama zaten Merkez Bankası o kadar itibarsız bir yerden alındı ki ben bunun bir itibar kaybı olabileceğini düşünmüyorum kendi adıma. Tam tersine aslında piyasa beklentilerine kaldı ki piyasa katılımcılar anketinde de oldukça yükselmişti. %45'ler seviyesine geldi. Oraya doğru bir yakınsamanın daha gerçekçi olabileceğini düşünüyordum. O bakımdan benim açımdan gelecek yıl ilişkin beklenti biraz hayal kırıklığı yarattı. Çünkü senle burada çok konuştuk. Yani birçok kere de ifade ettim. Mayıs ayı gibi %75 hatta daha üzeri bir enflasyon çok olası. Nitekim Merkez Bankası 175'i tepe nokta olarak telaffuz ettik. Bunun üst sınırı da var. Dolayısıyla oradan %76 diyelim basitçe. 76'dan 36'ya çekmek, 40 puanlık aşağı getirmek çok kolay bir şey değil. İşte bir kısmı baz etkisinden gelebilir belki. Evet, onun çalışmalarının yapıldığını biliyoruz. Zaten yaratıcı muhasebe çalışmaları, özellikle Temmuz ve Ağustos enflasyonları anormal derecede yüksek çıkarak geldi. Öncesinde Haziran enflasyonu da kuvvetliydi. Kısmi olarak Eylül enflasyonu da kuvvetli geldi. Onun o yola giden taşlar önceden döşendi. Hatta o zaman şunu da tartıştığımızı hatırlıyorum. İşte rasyonelleşme kavramının çok gündemde olduğu, acaba TÜİK de mi rasyonelleşti dediğimizde o gelen iki tane verinin ben rasyonelleşmeden ziyade önümüzdeki yılın enflasyonuna yönelik olarak bir yaratıcı muhasebe çalışması olabileceğini düşünmüştüm. İnşallah öyle değildir ama genel itibariyle ondan çok yararlanacak. Çünkü hem Haziran enflasyonu hem Temmuz hem Ağustos'u peş peşe koyduğumuz zaman ciddi anlamda bir geri gelmeyi o aylar sonrasında göreceğiz. Sonraki aylar zaten sıkıntılıdır biliyorsun Türkiye'de. Özellikle Ekim, Kasım, Aralık. Çünkü ücret zamları da burada gelecek olan enflasyona göre yapılır. Yeniden değerleme oranı Ekim ayı enflasyonuyla beraber ortaya çıkar falan. Onun için o oralarda öyle yaratıcı olunamaz. Ama daha öncesi çok daha müsait olur. Onun için önümüzdeki yıl o baz etkisinden yararlanacak Merkez Bankası. Fakat gene de yararlanmasına rağmen oraya gelebilmesi için daha sıkı bir para politikasına ihtiyaç duyabilir. Yani bunun için şöyle bir öngörü var. İşte Mart ayı gibi yerel seçimler olacak. Bu yerel seçimlerden sonra hükümetin bir daha önünde seçime ilişkin bir dönem olmayacak. O nedenle daha rahat davranabilir. Buna çok katılmıyorum. Birincisi yerel seçimler artık öyle cepte gibi gözükmüyor. Yani o muhalefette de ortaya çıkan değişim tekrardan bir heyecan ve hareket getirdiğine inanıyorum. O nedenle hükümetin en çok istediği bu büyük şehirleri kazanmak için belki çok daha geniş ve bonkör davranabileceği bir süreci yaşıyor olabileceğiz. Bu ciddi bir parasal genişlemeye sebebiyet verebilir. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın hedefi burada şaşabilir. İkincisi arkasından bir seçim gelmeyeceğine yönelik olarak da beklenti bence çok gerçekçi olmuyor. Çünkü bir anayasa değişikliğine doğru Türkiye gidiyor. Yani işte anayasaya yönelik olarak alınan kararlar, mahkemelerin birbirleriyle olan karşılıklı durumları falan baktığımız zaman oraya doğru da bir gidiş var. Orada da bir referandum sürecine doğru giden Türkiye olacak. O nedenle seçimsiz bir dönemi yani net olarak baktığımızda 4 sene boyunca atlatabileceğimiz bir yapı olma ihtimali kuvvetli gözükmüyor. Ama gene de Merkez Bankası sıkı duruşunu devam ederse bence biraz onu da belki konuşmak lazım. Gene seninle burada çok konuşmuştuk. Hani çok özel denilen ama hepimize gelen Bank of America raporu vardı. Evet. Orada hatırlarsan en önemli konulardan bir tanesi şuydu. Merkez Bankası bir meydan okumaya gelecek. O meydan okuma geldiğinde siyasi destek Merkez Bankası'na nasıl verilecek sorusu vardı. Hı hı. Şimdi o meydan okuma nerede geldi? Çıktı açığı grafiğinde. Meydan okuma var.
Yani tam ben de oraya gelecektim hocam. Çok iyi oldu. Rejimiz de zaten hazır demişti bana ama soruyu sorayım diye bekliyorlardı. Ben sormadan siz cevap vereceksiniz galiba. Şimdi bu hafta çokça tartıştık. Daha doğrusu hani enflasyon raporu geldiğinden beri tüm konuklarla bunu ele almaya çalıştım ben. Çünkü tahminlere baktığımızda aslında biliyorsunuz OVP ile 12. Kalkınma Planı birbirine paralel gerçekleşmeler. Buradaki tahminler de yine Merkez Bankası ikinci yani yeni başkanın ikinci enflasyon raporunda da OVP'ye yakınsamış. %4-4,5 civarı büyüme tahminleri var. Ama çıktı açı grafiği potansiyelin kabaca 3 puan kadar altına gelebilecek bir büyüme çizgisi turuncuda takip ediyoruz. Şimdi o zaman bir Türkiye'nin potansiyel büyümesi nerede? Konuyla ilgili Tolga Dağlaroğlu Hoca bir grafik paylaşmış IMF'den. %3,5 civarında hesaplıyor IMF demiş. İşte bu grafiğe bakınca o zaman büyüme ne olur deyince pazartesi İnanç Sözer vardı. %2,5 civarı bir büyüme öngördü. Ama tabii herkesin hesaplaması farklı. Çünkü pandemi sonrası pek çok ekonomi için potansiyel büyümesi düştü mü? Bu da çok tartışılıyor. Şimdi sizin bu konuda bilemiyorum hocam. Fikir jimnastiğiniz var mı? Çalışmanız var mı? Bizim potansiyel büyümemiz nerede? Bu grafiğe baktığınız zaman belki tahminimiz şurada ama hedefimiz burada gibi mi okumak lazım enflasyon raporunu? Siz nasıl görüyorsunuz? Ben şöyle düşünüyorum Zeynep. Yani Türkiye'nin potansiyel büyümesi normal şartlarda 4,5-5 civarındaki bir büyüme. Evet. Zaten orta vadeli programa konulan da gelecek 3 yıl için ortalama 4,5-5'lik yani 5 bir büyüme ortaya konulmuş durumda. 4,4 falan hep öyle, evet, hep öyle gidiyor. Bu Türkiye'nin kolaylıkla yakalayabildiği büyümeler oldu. Nasıl yakaladı bunu? İhracatı çok kuvvetli tutabildi. Arkasından bir parça daha hane halkı tüketimini de hızlandırdığı krediler. Zaman bunu rahatlıkla yakaladı. Evet. Ama şimdi, o tarafı baskılıyoruz şimdi. Tabii şimdi oraya baskılıyoruz. Şimdi potansiyel büyümenin ne olduğuna bakabilmek için bir seri olarak trendi görmek lazım. Yani önümüzdeki yıllara ilişkin. IMF hesaplamaları Türkiye'ye yönelik olarak çoğunlukla tutmuyor ama bir fikir vermek açısından çok değerli. Ben de Türkiye'nin potansiyel büyümesinin dünya büyümesinin düşmesiyle beraber düştüğünü düşünüyorum. İki şey olduğuna inanıyorum önümüzdeki dönemler için. Bir, potansiyel büyümeler artık düştü. Yani o yüksek büyümeleri Çin'de bile göremeyeceğiz. İkincisi, yüksek faize alışabileceğimiz bir döneme geliyoruz. Yani çok düşük faizler olmayacak. O nedenle bu ikisini beraber aldığımızda benim temel kafamdan geçen düşünce şu. Türkiye %2,5'luk büyümeyi çok rahat yapabilecek potansiyeline sahip. Yani bu sene özellikle bu işte az önce sen de haberlerde okudun. Tekrardan ne derler ona imarın yapılması işte geri dönüşüm. Kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm bir türlü bulamadım. Kentsel dönüşüm kanunu aslında Türkiye büyümesini çok ciddi şekilde yukarıya taşıyabilecek olan bir karar. Bu çok tehlikeli bir kanun ama gene de büyüme anlamında yani biz ekonomiyle ilgili bakarsak oldukça %51 evet derse kentsel dönüşüme gidiyor bir daha. Evet, yani paranız bu, yetmiyorsa da devlet size ortak olacak demişler. Ortak olacak. Sokaklarda sürüneceğiz. Nerede ortak olacak? Yani sonuç olarak baktığın zaman yaşlılar ya da sabit gelirli birçok kişi ciddi anlamda sonuç olarak evden çıkma riskiyle karşı karşıya kaldığı bir yasa. Ortak olacak nasıl bilemiyorum. Sonuçta 600 bin konut falan yapılacağı söyleniyor. Çok büyük rakamlar. Bu ekonomiyi canlandıracaktır. Yani burada ciddi bir anlamda canlanma olabilecek olan bir süreç. Yani inşaat ağırlıklı bir büyüme Türkiye tekrardan geri dönüyor gibi gözüküyor. Şimdi işin bir tarafından baktığımızda ihracatı evet yani Türkiye gerçekleştirebiliyor. Fakat şimdi dış ticaret rakamları bunları söylemiyor. Ben de aslında yarın bunu yazdım Ekonomim Gazetesi'ne yönelik olarak. Şimdi bir kere Türkiye'de ihracatçının çok büyük problemleri var. Yani bunlar sadece kurla çözülebilecek olan problemler değil. Kolaycı olanlar kurla çözme yolunu tercih ediyorlar. Ama ihracatçının çok ciddi bir maliyet problemi var. İhracatçının rekabet edebilir fiyat koyamaması riski var. İhracatçıların bir kısmının lehine yapılan... Tekstilciler ses yükseltmeye başladı mesela. Evet, ihracatçıların bir kısmının lehine yapılan ithalatta yönelik olarak vergi düzenlemeleri diğer ithalatçıları, diğer ihracatçıları ciddi anlamda rekabet edebilirliğin dışına taşıyor. Dolayısıyla içeriden mal alma zorunluluğu getirildiği zaman o rekabet koşullarında rekabet edemez hale geldiler. Mesela tekstilcilerden konu açtığımızda işte rakiplerimiz Bangladeş, Pakistan, Hindistan, Çin bunların belki 3 katına 4 katına Türkiye maliyetle üretim yapma durumuna geldi. Katma değerli üretimlerimiz bu anlamda o maliyet engeline takılıyor. Dolayısıyla bu problemler çok ciddi şekilde önümüzdeki dönemlere ilişkin sirayet eden problemler. Bu içsel problemimiz. Dışsal problemimize baktığımız zaman dün İstanbul Sanayi Odası'nın ihracat iklim endeksi geldi. Onu da soracaktım, evet. Evet, Türkiye'nin ihracat pazarlarında Avrupa'da 10 ülkenin 7'sinde ihracat koşulları negatife dönmüş durumda. Sadece İspanya'da
olumlu, onda da yatay gidiyor. Hı hı. Bir tek Amerika büyüdüğü için, yani Amerika büyümesi dünyanın diğer Körfeze büyümesine... Körfeze herhalde yüzümüzü biraz evet, daha... Yani onu nereye döneceğiz? Biz. Evet, yani oralara dönmek gerekiyor ama oralara çok katma değerli ürün satamıyoruz. Dolayısıyla onların Türkiye'nin sanayi üretimi ihracatındaki payları göreceli olarak Avrupa'ya göre çok daha düşük. Bu da ayrı bir problem. O nedenle Türkiye'nin ihracatla büyüme mantığı doğru bir mantık ama ortam ona el vermiyor. Çünkü bu sonuçta dış talebe bağlı bir konu. İkinci konu, Türkiye'nin çözmesi gereken problemleri var. Mesela ihracatçılar gene büyük bir kısmı Mısır, Cezayir, Fas'a doğru gitmeye başladılar maliyetlerin yüksekliğinden. Otomotiv ihracatında uzun yıllar sonra net ihracatçıdan net ithalatçı konuma geldik. Bu bence çok önemli problemlerden biri. Yani bunları bizim tartışmamız gerekiyor. Mesela dün Bloomberg'te bir haber vardı. Macaristan'ın Debrecen kenti, küçücük bir kent. Sen de rastlamışsındır muhtemelen. Özellikle bu otomobillerde, elektrikli otomobillerdeki pil üretimi için dünyanın pil üretim merkezi haline gelmiş. Almanya'dan daha yüksek yatırım çekiyor. Avrupa'nın birçok ülkesinden daha yüksek yatırımlar çekiyor. Yani sonuçta Türkiye bu konuda da yatırım çekmekte zorlanan bir ülke konumuna gelmiş durumda. Onun için hani ihracat rakamlarına baktığımızda evet güzel, yani bu aya gelen rakamlar güzel. İhracattaki cari dış ticaret açığına yönelik olan iyileşme bizim yapmış olduğumuz yapısal reformlardan kaynaklanan bir iyileşme değil. Oradaki iyileşmenin temel unsuru Merkez Bankası'nın Haziran ayından bu yana atmış olduğu adımların göreceli olarak bize yansımasından kaynaklanan bir durum. İhracatta evet baktığımızda hafif hafif artış var ve bu sevindirici bir nokta. Ama ithalatta bunu söyleyebilmek mümkün değil. Hala tüketim son derece canlı, hala ekonomi aşırı ısınmış seviyede. Bunu biz bir şekilde soğutmadığımız takdirde sağlıklı bir yapıya ve enflasyonla mücadele etme konusunda çok başarılı bir şekilde gelebileceğimizi düşünmüyorum. Şimdi ISO İhracat İklim Endeksine dönecek olursak orada hangi pazarlarda daha iyi bir performans var deyince talebi olumlu yönde etkileyen pazarların büyük bölümü Orta Doğu'da yer aldığı haberi var. Büyümenin son 4 ayın en yüksek temposuna Birleşik Arap Emirlikleri'nde ulaştığını mesela görüyoruz. Rusya'da üretim Ekim ayında güçlü şekilde artmaya devam etti. Ekonomik aktivite son 9 ay boyunca büyüme bu alanda kaydetmiş oldu. 4. çeyreğin başında güçlü performans gösteren diğer pazarlarsa Asya ülkeleri. Hindistan'da büyüme yüksek temposunu korurken Singapur, Endonezya ve Filipinler'de kayda değer üretim artışlarıyla öne çıktı demiş ISO. Ama Almanya tarafında dediğiniz gibi daralma var. Avrupa tarafında zayıflık ihracatçıyı tabii etkilemeye devam ediyor. Şimdi buradan devam edecek olursak hocam şunu da merak ediyorum. Aslında bu biraz daha yapısal bir konu ve hani sizinle bu tip konuların derinlerine inmek iyi oluyor. O yüzden size sormak istedim. Şimdi Almanya'nın büyüme modeli çöktü mü? Bu tartışılıyor. Çünkü normalde ne olurdu? İşte Rusya'dan mümkünse ucuza işte enerjimizi tedarik edelim ve Çin pazarıyla çalışalım. Dolayısıyla şimdi Çin tarafı yavaşlıyor. Rusya'ya yaptırımlar var vesaire. O zaman Almanya büyümeyi nereden yakalayacak? Şimdi tabii çok kritik bir hata yapmışlar. Onu da zaten kendileri de ifade ediyorlar. Komple enerjide Rusya'ya göbekten bağlı olmak çok ciddi bir şekilde çok yaşa. Hep beraber. Çok ciddi bir problem yaratmış durumda. Aslında yani bizim de mesela enerjide doğalgaz çevrim santralleri üzerinden bir enerji yapısını dönüştürmeye çalışmamız bu anlamda stratejik bir öngörü de ortaya koyuyor. O nedenle Almanya'nın buradaki en büyük problemi tabii enerjiyi çok ucuza mal edememek ya da mal etmekteki zorlanması. Ama diğer bence en büyük problem Almanya'nın en büyük partneri Çin'di ve hala Çin. Orada çok ciddi yatırımları var ve o periferi ülkelerde tercih etmeyip sadece Çin üzerinden gidiyor olması büyük bir kendilerine handikap vermiş gibi duruyor. Sanıyorum buradaki yapıyı biraz daha periferi ülkelere ve Avrupa'ya yakın ülkelere taşıyacaklar. Bunun için mesela Türkiye bence çok ciddi bir alternatif olabilir ama Türkiye'nin böyle gelgitleri sonuçta ekonomisinin daha hala tam anlamıyla sağlam temellere oturmuyor olması, Avrupa Birliği ile olan ilişkilerdeki sıkıntılar bunların hepsi yabancı yatırımcıya yönelik olarak özellikle Almanya'nın Türkiye ile de ilişkileri çok kuvvetli ciddi bir problem yaratıyor. Bundan sonraki süreçte yani ben iki ülkeyi de çok yakından izlemeye çalışıyorum. Fransa'yı da çok yakından izlemeye çalışıyorum. Mesela Fransa'nın bu enerji bağımlılığı konusundaki daha bağımsız oluşu ve kendi nükleer santralleri üzerinden enerjiyi devam ettirebilme gücü onları bu süreçte çok ciddi bir şekilde ön plana çıkardı. Ve aslında büyük bir
ivme de kazandırdı Fransa ekonomisine. Almanya bundan sonraki süreçte bilemiyorum yani bu enerjiyi herhalde çeşitlendirmek konusunda daha kapsamlı bir şekilde düşüneceklerdir önümüzdeki yıllara ilişkin. Şimdi izleyicilerden gelen yorumlara, sorulara da bakıyorum. Aykut Bey diyor ki iyi yayınlar dilerim. Merkez Bankası çok uzun zamandır enflasyon hedeflerinde rasyonel olmamıştır. Hedefini tutturduğu dönem hemen hemen yoktur. Bununla birlikte aylık tüfenin %3'lere düştüğü bir sürece girersek aylık sapmalarla %36 tüfe hedefi gerçekleşebilir demiş. Yani matematiksel bir gerçekleşme olursa olur diyor izleyici anladığım kadarıyla. Yine Hüseyin Mercan yargıda yapılan değişikliklerle yabancının ülkeye gelmesine ilişkin beklentilerinizi sormuş. Ülke insanının umudunu kaybetti. Söylüyor. Hukuki gelişmelerin yine ekonomi üzerinde etkileri üzerinden yine bir başka izleyicimiz yorum istemiş. Tabii olayın siyasi boyutunu işte hukuki altyapıya avukat değiliz konuşmak tabii bizim uzmanlığımız değil ama yatırımcıya ne anlam ifade eder? Ekonomi üzerinde etkisi ne olur? Bu bağlamda isterseniz bir yorum ekleyelim hocam yani az önceki şuna, açtığınız girizganı yaptığınız evet, konuya. Şuna bakar herhalde yabancı yatırımcı. Şimdi ben kendimi bir yabancı yatırımcı olarak koyayım ve gideyim diyelim ki hiç bilmediğim bir ülke Nijerya'da yatırım yapacağım. Çok da cazip imkanlar var. İşte bana inanılmaz büyük bir nüfus sunuyor. O nüfus genç bir nüfus. Türkiye'ye benzer bir şekilde ve orada yatırım yapacağım. Yatırım yaparken benim düşüncem ne? Ben getireceğim buraya parayı. Bir kere getirmiş olduğum paraya ilişkin elde ettiğim karı nasıl dışarı çıkartacağım? Birinci soracağım bu. İkincisi yarın öbür gün burada acayip uygulamalar olursa beni bu acayip uygulamalara karşı ne koruyacak? Tabii ki hukuki kurallar koruyacak. Mahkemeler koruyacak ve o mahkemelerin güvenilirliği koruyacak. Şimdi bütün bunlar olurken bir yabancı yatırımcı da bunlara bakıyor. Yani doğrudan yabancı yatırımcıdan bahsediyorum. Yoksa portföy yatırımları bir şekilde ikna edilebildiği ölçüde o ikna da zaten yüksek faiz. Yüksek faizi verdiğin ve yüksek kazancı garantilediğin ölçüde zaten yabancı yatırımcı geliyor. Onda bile şu anda düşün geçmişten yaşamış olduğumuz Naci Ağbal travması nedeniyle gelmekte zorlanan yabancılar var. Şimdi... Sen bir fabrikayı kurduğun zaman bu fabrikanın mülkiyet hakkının korunabiliyor olması, bu fabrikada çalışanlara yönelik hakların korunuyor olması, senin bir yabancı olarak buradaki haklarının kanunen korunuyor olması evrensel hukuk kurallarıyla oluyor. Türkiye neden Avrupa Birliği ile müzakerelere başladığı zaman çok yoğun bir şekilde yabancı yatırımcı çekti? Çünkü Türkiye Avrupa Muktesebatını hukuk olarak da kabul etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin en üst mahkeme olduğunu kabul etti. Oradaki kararları uyguladı. Her zaman hukuki kanunları, kuralları kabul etmek, beğenmek zorunda değiliz. Beğenmediğimiz kurallar olur ama kabul etmek zorundayız. Eğer herkes kendi kafasına göre o kuralları kabul etmeyip, kanunu kabul etmeyip kendi kurallarını uygulamaya çalışırsa burası vahşi batıya döner. O zaman da Amerika'da da işte vahşi batıda farklı farklı her eyaletin kendi kanunları vardı ya da her işte küçük kasabanın kendi kanunları vardı. Şerif kafasına göre her şeyi uyguluyordu. Dolayısıyla buralardan çok dünya geldi ve ilerledi. O nedenle hukuk bence en belirleyici şey. Yani bugün Dubai bu kadar yatırım çekiyorsa orada temel olarak İngiliz hukukunu uyguluyor olmalarından kaynaklanan bir durumu var. İngiltere bu kadar yabancı fonları özellikle İslami fonları İngiltere'ye çekiyorsa İngiliz hukuk sisteminin bunda çok büyük etkisi var. Bunları görmek gerektiğini düşünüyorum. İslami finansı zaten bulan bir tabii, anlamda yani değil. Ucu muayene orası zaten İngiltere zaten. Bu arada herkesin kendi kuralına uyması derken mesela Cumhuriyet'in az önceki haberine dönecek olursak kentsel dönüşümden bahsettik. Mesela muhalif belediyeler saf dışı bırakılıyor şeklinde bir alt başlık da koymuşlar. O da enteresan. Meclise CHP grubu adına konuşan Mersin Milletvekili Gülcan Kış yasada afet tanımının yapılmadığını belirtiyor. Sadece riskli yapı, riskli alan, rezerv alan kullanımlarından bahsedilmiş. Bu durum rantsal dönüşüm olduğu görüşlerimizi haklı çıkarmaktadır şeklinde bir değerlendirme vermiş. Bu arada tabii kentsel dönüşüm için çoğunluğun 3'te 2'sinin anlaşılması şartı %50,01'e çekilmişti. Arsa payı çoğunluğuna göre hesaplanacak. Burası da en çok tepki çeken taraflardan biri olmuştu. Onu da bir dipnot olarak verelim. Şimdi az önce enflasyon büyüme ikileminden bir miktar bahsettik. Serkan Gönençler, Gedik Yatırım baş ekonomisti dün yayındaydı. İç talebin daha sert yavaşlaması gerektiğini söyledi. Paylaşalım. Büyüme enflasyon ödülleşimi konusunda büyümeden özellikle yani iç talep tarafında ciddi hatta şu an öngörülenden de daha fazla bir sıkılaşma, yavaşlama olması dolayısıyla daha az bir sıkılaşma olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bunun iddiası işte, yani Merkez Bankası da her ne kadar hani daha önceki açıklamalarında büyümeden fazla felaket etmeden enflasyon düşeceğini söylüyor olsa da son işte enflasyon raporunda o çıktı açına baktığımızda aslında onlar da büyümeden
bir miktar feragat edileceğini öngörüyorlar. Yani daha düşük bir büyüme gelecek sene için herhalde %2'ler civarında büyüme öngörüyorlar. Açıkçası hani ben de büyümede feragat edilmesi gerektiğini ama hatta %2'nin de belki altında bir büyüme gerektiğini bu enflasyonu daha makul seviyelere 30-35 değil de daha makul seviyelere gitmesi için iç talebin daha sert yavaşlatılması gerektiğini düşünüyorum ben. Evet. Şimdi dönelim buradan bir de enflasyonun bir başka bacağına, enflasyon muhasebesi tarafına. Şimdi orası da son dönemde çok tartışıldı hocam ama sizinle çok tartışma şansımız olmadığı için onu da gündeme bir kez daha getireyim istiyorum. Şimdi enflasyon muhasebesinde işte 2023 mali yılı geride kaldıktan sonra dendi. Sonra Hazine ve Maliye Bakanı belki finansal kurumlar bu işin dışında kalabilir dedi. Şimdi bu tarafı siz nasıl yorumluyorsunuz onu da merak ediyorum. Çünkü yurt dışından biz kredibilite kazanmak istiyoruz diyoruz. Mesela BBVA gibi bir kurum Garanti Bankası'nı muhasebeleştirirken 100 milyon Euro'nun üzerinde bir zarar, 180 küsur milyon zarar yazdım. Çünkü hiperenflasyon benim tanımıma göre var diyor. Ama bizim tanımımıza göre bakıldığında kabaca 850 milyon euro gibi bir kar yazmış gözüküyor. Şimdi finansal kurumları tabii enflasyon muhasebesinin dışında bıraktığımızda buradan kurumlar vergisini de %25'ten 30'a artırmışken bütçe gelirinden bir miktar tabii feragat edilmiş oluyor. Ama diğer yandan da hani şeffaflık adına bu nasıl bir elma armut karşılaştırması olacak? O da bir tartışma konusu. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Şimdi burada iki tane durum çeliştiği için aslında sıkıntı oluyor. Bir tanesi Uluslararası Finansal Raporlama Standartları IFRS, bir tanesi de vergi düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye'deki muhasebe uygulamaları. Şimdi vergi muhasebesi anlamında baktığında bu bir izne tabi enflasyon muhasebesi uygulanması. Ama normal şartlarda IFRS bize diyor ki Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, eğer bir ülkede kümülatif olarak 3 yıl üst üste %100'ü geçiyorsa enflasyon, o zaman enflasyon muhasebesini otomatik olarak uygularsın. Çünkü bilançonun normal şartlarda üçüncü kişilere yönelik olarak hesap vermesi için şirketin gerçeğe yakın değerleri göstermesi gerekiyor. Enflasyon nedeniyle firmaların bilançoları gerçeğe yakın değerleri göstermiyor. Mesela bunun en yakın gösterimini burada da çokça konuştuk. ISO 500 şirketlerinin rakamlarında gördük. İnanılmaz yüksek kar rakamları vardı. Ama onu eğer TÜFE ile deflate ettiğinde başka rakam çıkıyordu. ÜFE ile deflate ettiğinde başka çıkıyordu. Deflatöre göre aldığın zaman da bambaşka rakamlar, hatta öz sermaye karlılıkları %3'lerde falan çıkıyordu. Yani %3'lerde karlılık gösteren bu sanayi şirketlerinin yatırım yapmasını bekleyeceksin. Arkasından ekonomiye katkı sağlamasını bekleyeceksin falan. Bunlar çok gerçekçi değil. İkinci konu, enflasyon muhasebesi uygulamadığın zaman şirketler aslında elde etmedikleri fiktif karlar üzerinden vergilendirme yoluna gidiyorlar. Şirketler bu karı ödememek için ne yapıyorlar? İşte yatırım yapmaya çalışıyorlar. Emlak alan emlak almaya çalışıyor. Kimisi otomobil alıyor, bilmem ne alıyor. Ve dolayısıyla aslında bir taraftan da enflasyonu da böyle talep üzerinden de tetikliyor olmuş oluyorsun. Şimdi neden finansal kuruluşlara getirilmek istenmediği çok açık. Yani bu şirketler kötü gözükmesin ya da efendim işte dışarıya... Zaten uluslararası anlamda bizim şirketlerimize bakan herkes... Bunların yabancı anlamında finansal tablolarından zaten IFRS'lere göre bunları alıp çok rahat bir enflasyon muhasebesi uygulaması yapabiliyor. O zaman buradaki amaç şirketlerin gerçek değerini görmek değil. Buradaki amaç vergiyi alabilmek. Eğer bu vergi gelirlerini özellikle finans kuruluşları üzerinden alamazsam bütçe tahminlerini gerçekleştiremem. Bütçe hedeflerine gelemem. Bütçe hedeflerine gelebilmem için benim ne yapmam lazım? Ya ben gelirlerimi arttıracağım ya da harcamalarımı kısacağım. Harcamalarını kısmıyor zaten. Yani kamunun en büyük problemi bu. Hiçbir harcama kısıntısı ortada yok. İşte Maliye Bakanlığı'nın göndermiş olduğu bütün kamu kuruluşlarına yönelik olarak harcamalarınızı kısın tebliğine hangi harcamaların kısıldığına ilişkin bir cevap da ortada yok. Yatırım planlarına yönelik olarak hangi yatırımların yapılmayacağına yönelik de bir şey yok. Kaldı ki yani bu tebliğ Maliye Bakanlığı'nın gönderdiği değil, daha evvel Cumhurbaşkanlığı kararıyla kamu kurumlarına gönderilmiş olan bir harcamalara yönelik olarak tasarruf tedbiri genelgesiydi bu. Yani o genelgenin sonucunda ne elde edildiğini hiç bilmiyoruz. O nedenle kamu kendi gelirlerini kısmadığı ölçüde enflasyonla gerçek anlamda mücadele edildiğini ben kendi adıma söyleyemem. Sadece gelir arttırmak yolunu vatandaşa da yüklenemiyorsun. Çünkü zaten çok ciddi zamlarla artık kimsenin alım gücü de ortada kalmamış durumda. O nedenle işte finans kuruluşları bu dönemin yeni vergi alınacak kişileri oldukları için sanıyorum Maliye Bakanı onun için onları dışarıda tutabileceğini söyledi. Bu yanlış bir şey. Yani ekonominin tamamındaki şirketleri enflasyon muhasebesine tabi tutmayıp
bir kısmını ayırıp sektörlere göre ayırdığın zaman o zaman gerçek bir durumu ortaya koyamıyoruz maalesef. Sizinle Meksa Portföy Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taylan da aynı fikirde. Hatta City'nin Türkiye'deki bankalarla ilgili öneri değişikliğinde bunun da etkili olduğunu düşündüğünü söyledi. Mehmet Taylan'ın görüşünü ekrana getirelim. Ardından kısa bir reklam aramız olacak. Öncelikle bu sizin de bahsettiğiniz City yeni trade idea ile ilgili konuşalım. Orada hedef fiyatlarını da 18,5 yapmışlar işçiye için. Bu tabii ki bütün, yani başta işçi olmak üzere bütün bankacılık sektörünü etkiledi. Şu an için yaklaşık %3'e yakın bir bankacılık sektöründe eksi var. Son 1-2 haftaya baktığımızda zaten TÜPRAŞ ve Türk Hava Yolları gibi endekslerde ağırlığı, ki 30 endekste ikisinde yaklaşık %10'a ağırlığı var. Şirketler öncülüğünde bu hareket devam ediyordu. Bu son 2 günde bankaların açıkçası bu şekilde eksi gitmesiyle beraber bugünkü hareketi yaşadık. Enflasyon muhasebesi uygulanıp finansalların dışarıda kalması tabii ki finansallar açısından, finansal şirket hisseleri açısından oldukça olumsuz. Ve bunun City'nin yayınladığı, dün yayınladığı son bu öneri değişikliğinde de etkisi olduğunu düşünüyorum. Daha bu menkul kıymet tesis tebliği varken bunları söylemiştik ve bu bankalar üzerinde risk oluşturacağını, işte neredeyse tek haneli alımlar da yapıldı orada ve alınan miktarlar düşük de değildi. Bunların da etkisi var tabii ki bu bankalar üzerindeki negatif seyirde. Her şey bir araya geldi. Esasında evet. Bakarsanız bu saydığımız, yayının başından beri konuştuğumuz üç etmenin birlikte bir araya gelmesi negatif oldu. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Burak Arzova ile sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi hocam bir diğer tartışma konusuna gelelim. O da pozitif reel faiz veriyor muyuz, vermiyor muyuz noktası. Şimdi siz de söylediniz, zaten Merkez Bankası gelecek sene için yıl sonu enflasyon tahminini %36'ya getirdi. Şu anda politika faizine baktığımızda politika faizi haftalık bir repo faizi olduğu için, mesela Cumhur örnek diyor ki Deniz Yatırım'dan, bu faizin bileşiğini aldığımızda yıllık bir rakama geliyoruz. O yüzden yıllık beklenen enflasyondan arındırıldığında burada bir reel faiz çıkıyor. Çünkü %40'ın üstüne atıyor. Bileşik %41'ler civarını söyledi yanılmıyorsam. Cumhur buraya geliyor dedi. Siz de hesap yaparken böyle mi yapıyorsunuz? Reel faizi siz nasıl hesaplıyorsunuz? Ve size göre pozitif reel faiz, politika faizimiz üzerinden veriyor muyuz şu anda? Şimdi kitap diyor ki bir yıl sonraki beklenen getiriyi bir yıl sonraki beklenen enflasyonla kıyaslayarak aradaki farkı al. Bu hangi ekonomiler için? Normal İşleyen ekonomiler enflasyonu için. Enflasyonu %2-3 olanlar evet, için mi? Yani enflasyonu %2-3 olan ekonomiler için, Merkez Bankası'nın tahminlerini tutturduğu ekonomiler için, dolayısıyla enflasyon beklentisi merkez bankalarının tutan ekonomiler var. Şimdi Türkiye'ye bunu getirdiğin zaman kısıtlarımız var. Yani bir yıl sonraki enflasyon beklentisi bir kere hiç tutmuyor. Ben daha tuttuğunu göremedim. Yani çok yakın sadıkları oldu ama tuttuğunu görmedim. İkincisi, Türkiye'deki mevduat yapısına baktığın zaman 33 gün falan ortalaması, yani işte kur korumalı mevduatla 3 aya geldi. Daha öncesinde 33 gün, 32 gün neyse o civarlarda. O nedenle böyle beklenen enflasyonu bir sene sonraya götüreyim, sonra getiriyi de bir sene sonraya götüreyim, böyle kitaba uydurayım olmuyor. Ya da onun bileşiğini aldığım zaman bana göre çok gerçekçi olmuyor. O zaman neyi alalım? Bileşik alıyorsak 33 günlük bir enflasyon beklentisini koyalım ortaya. Arkasından getiriyi de 33 gün koyalım. Ondan sonra onu 3 aya taşıdığımızda, onun bileşiğini aldığımızda reel getiri veriyor mu? Vermiyor. Yani baktığın zaman bugünkü %4 enflasyonla, %3,5'luk enflasyonla bile vermiyor. Kaldı ki enflasyon önümüzdeki aylarda çok daha yükseğe gitme ihtimali olan bir süreçte reel getiri falan ortada yok. Olsa zaten insanlar bankalarda paralarını değerlendirirler. O nedenle bence reel getirinin verilebilecek seviyesi işte %55'ler. Geçen hafta da seninle konuştuğumuz, önceki hafta seninle konuştuğumuzda %55 demiştim. Sen de veren var mı demiştin. Yok yani, çünkü daha ortada öyle bir faiz de yok. Ama neticede bu faiz olursa oraya doğru insanlar geçebilirler. Bir de motivasyonlar farklı. Yani Amerika'daki bir insanın yabancı para tutma motivasyonu yok. Ben ilk Amerika'ya gittiğim zaman dolar hesabı açabilir miyim dedim. Bana karşımdaki banka görevlisi niye dedi. Yani senin Amerika'da dolara niye ihtiyacın var? Ticaret mi yapıyorsun? Yapmıyorum. Hani hep güvencede oluruz. Euro hesabı için mi diyorsun? Evet, yani euro hesabı, özür dilerim. Evet. Euro hesabı. Yani niye? Senin bir ihtiyacın yok.
Dolayısıyla adamın aklından euro tutmak gelmiyor bir Amerikalının standart. Çünkü zaten parası değerli bir para. Ya da bir Alman'ın gideyim de ben dolar tutayım mantığı yok. Türkiye'de bu işler diğer ülkelerden farklı işlediği için bence bakılması gereken burada mevduata 33 günlük mevduat üzerinden hareket ederek bir aylık enflasyonun farkını aldığımızda o zaman ne olabileceğine bakmak, orada da reel getiri bana göre yok. Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar dün yayındaydı. TL'de esasında enflasyonla rekabet edebilecek bir faiz seviyesi olduğu görüşünü alternatif olarak sundu hocamıza. Detaylarını ekrana getirelim. Şimdi tam tersi ciddi bir sıkılaştırma var. Yani sıkılaştırmayı biz böyle manşet olarak sadece faiz üzerinden, işte faiz 500 baz puan arttı, 750 baz puan arttı gibi değerlendiriyoruz ama aslında krediye ulaşım çok zorlaştırıldı. Doğru. Yani iyi bir sıkılaştırma var, iddialı bir sıkılaştırma var. Kredi faizleri, krediye ulaşma, yani o faizi ödeseniz dahi krediyi kullanabilme imkanları BDDK üzerinden. Dolayısıyla senkronize bir biçimde ekonomi yönetimi bir şekilde kontrollü bir ekonomiyi yavaşlatma politikasına geçti. Öyle olunca da borsa ne alırsan gidiyor. Çünkü geniş para politikasında onun yarattığı enflasyon, paranın bolluğu, düşük maliyet, gözünü kapayıp aldığın her hisse senedi herhangi bir analize ihtiyaç duymadan yukarıya doğru devam etti. Bu zaten bu tempo da sürdürülebilir bir tempo değil. Nasıl ki hiçbir şey sonuna kadar fiyatı düşmezse sonsuza kadar da fiyatın yükselme ihtimali yok. Normalleşiyoruz, rasyonalize oluyoruz. Bugün artık tek enstrüman hisse senedi değil. Türk lirası faiz artık bir yatırım alternatif haline geldi. Şimdi hocam son 2-3 dakikamız içerisinde de bir de yurt dışından bahsedelim. Avrupa Merkez yetkilileri dün Şahin konuşunca 1.07'nin üstüne gelen bir paritemiz söz konusu oldu. Buradan baktığımız zaman da Avrupa Merkez yetkilileri diyorlar ki daha son adımları enflasyonla mücadelenin daha kuvvetli gelmek zorunda kalabilir. Amerika tarafında da bugün Powell konuşacak. O yüzden tedirgin de bir bekleyiş var. Çünkü bir yandan faiz artırımına kapıyı açık bırakıyor ama bir yandan da olabilecek en işte Şahin pas geçişle karşımıza çıkıyor diyelim. Önümüzdeki süreçte Fed'i ve Avrupa Merkez Bankası neler bekler? Faiz artırımlarının artık sonuna yaklaşıyor muyuz? Ne dersiniz? Bir kere, yani bu hafta iki kere konuşacak Powell. Evet, dün bir konuştu ama orada para politikasından ziyade açılış konuşması bugün yaptı. Bugün esas konuşması. Doğru söylüyorsun. Dolayısıyla Powell'ın konuşmaları tabii bir taraftan yönlendirici olabiliyor ama bölgesel Fed başkanlarının konuşmaları da bence çok değerli oluyor. Kaşkay'ın konuşması piyasaları ciddi şekilde sallamıştı. Ama ben şunu düşünüyorum, yani Fed'in önceki dönemde piyasalara vermiş olduğu o sözlü iletişim neticesindeki faiz arttırımına ilişkin eylemini bitireceğini düşünüyorum. Yani bir faiz arttırımı daha yapacaklarını düşünüyorum. Şunu şöyle olsaydı belki yapmayabilirdi. Şimdi seninle gene hep konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi. Amerika'da tahvil faizlerinin yüksekliği aslında piyasaya sıkılaştırma yaptırıyordu Fed. Bu anlamda ciddi şekilde piyasa sıkılaşıyordu. Fakat tahvil faizlerindeki geri geliş bence Fed'in bir faiz arttırımı yapması ihtiyacını daha doğurdu. Çünkü buraya çok güvenemez. Burada tahvil faizlerinde hızlı bir geri geliş aslında enflasyonla mücadele programındaki o öngördüğü faiz tavanı öngörüsünü akamete uğratabilir. O nedenle ben başladığı işi bitireceğimi düşünüyorum. Avrupa Merkez Bankası eğer Fed faiz arttırırsa geride kalmamak ve faiz farkıyla açılmamak açısından o faiz arttırımı sürecini gene devam ettirebilir diye düşünüyorum. Biraz Şahin düşünüyorum bu konuda ama enflasyonla tam anlamıyla mücadele edebilmek açısından bunun gerekli olduğunu birçok kere ifade ediyorlar. Bir de tabii enflasyon hangi unsurları çok kuvvetli diye baktığımızda hizmetler sektörü hala bu kadar faiz arttırmaya rağmen ciddi şekilde sıkı. O nedenle önümüzdeki dönemler açısından bence bir faiz arttırımı daha Fed'den gelecek diye düşünüyorum. Takip edeceğiz hocam. Çok teşekkür ederiz. Her hafta olduğu üzere keyifli bilgilendirici sohbetiniz için Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Burak Arzova ile beraberdik. Peki biz sohbet ederken küresel piyasalarda para nasıl el değiştirdi? O tarafında nabzını tutma zamanı. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.
Bloomberg Eti Dubai temsilcisi Ersoy Erkazancı öncelikle bizimle. Ersoy günaydın, hoş geldin yayınımıza. Barclays'a baktığımızda 2024 ile ilgili petrol tahminini Brent için 4 dolar düşürüp 93 dolar seviyesine çekmişler. Bu sabah neleri fiyatlıyor sence siyah altın ve aynı zamanda emtiada Orta Doğu'da öne çıkan başlıklarda neler var? Zeynep günaydın. Bu sabah yine talep endişelerini fiyatlıyor. Bu hafta boyunca petrol aslında bayağı sert düştü. Geçtiğimiz iki seansa %7'lik düşüş var petrolde. Uzun zamandan beri 80'in altına inmiyorduk. Aslında çok dalgalı dönemler geçiriyoruz. Belki bundan bir ay önce seninle 100 dolar seviyelerini konuşuyorduk. 3 haneli rakamları görecek miyiz diye. İsrail-Gazze'deki çatışma o bölgede sınırlı kalınca piyasa bir anda bunu fiyatlamaktan vazgeçti. Savaş birimi üzerinden gitti. Arz talep konumuna geri döndü. Orada da Çin'den PMI'ler iyi gelmemişti. Bugün de Sadi yine detaylarını anlatır ama enflasyon beklenenden düşük geldi. Yani talep artmayınca petrol tarafında da düşüş oluyor. 79.7 dolar Brent, Amerikan türü de 75.5 dolar seviyesinde. Biliyorsun her hafta Amerika'dan iki tane veri geliyor. Önce özel sektörün API'nin haftalık stok verileri, orada 12 milyon varillik yükseliş vardı. Sonrasında da resmi rakamlar geliyor, enerji bilgi idaresi, ama bu haftalık gelmeyecek bu veri Zeynep. Gelecek hafta ikisini birden açıklayacaklar. Yeni bir sistem değişikliği var. Ama o da petrol yatırımcıları biraz verisiz bıraktı. O yüzden de net yön bulamıyor. Ama iki gün düştükten sonra bugün biraz daha sakin yatay diyebilirim petrol fiyatları için. Orta Doğu tarafında İsrail'in bu saldırıları devam ediyor. Yine bir açıklama vardı İsrail'den, bu savaşın süresi soruldu. Bu bir süresi yok, limitsiz. Burada Hamas'ı yok edene kadar buraya devam edeceğiz dediler. Kuşatmaya devam edeceğiz dediler. Yani buradaki savaş durumu herhalde uzun süre devam edecek ama piyasa en azından buna alıştı diyeyim. Evet, bendeki son başlıklar böyle Zeynep. Bloomberg HT Dubai temsilcisi Ersoy Erkazancı, çok teşekkürler diyelim ve bir kez daha Dubai'ye gidelim. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz'la bir önceki bölümde zamanımızın yetmediği Pekin'deki notları da alalım. Sadi, tekrar hoş geldin yayınımıza. Bir önceki yayında da pek çok başlık verdin ama fazlasını da 8'de anlatacağını söylemiştin. O yüzden kaldığımız yerden devam edelim istersen. Zeynep, farklı farklı sektör gelişmeleri vardı. Ama onlara geçmeden şöyle bir piyasa turu yapmak gerekirse, Çin hariç, ki Çin hariç dedik ama tabii Şangay'da artıya geçti ama Hong Kong şu anda ekside, yine Çin'e, Shenzhen'e baktığımızda onlar da hafif de olsa ekside seyrediyor ama Asya'nın genelinde yükselişler var. Nikkei %1'den fazla şu anda kazançlı. Para birimleri tarafında durgunluk var, emtia tarafında da düne göre orada da daha sakin bir gün geçiyor. Tabii makroekonomi enflasyon verileri geldi. Orada tabii en sonda söyleyeceğim, en başta söyleyeyim, bir deflasyon baskısı var. Bu deflasyon baskısı tekrar kendisini hissettirmiş durumda. Tüketici fiyatlarına baktığımız zaman aydan aya %0.1 artış gösterdi. Yıllık bazda 0.1 düşüş gösterdi Zeynep. Aynı şekilde yıllık bazda da %0.2 düştü. Tabii sepete baktığımızda orada %30 düşen bir domuz eti fiyatı görüyoruz. Şimdi bu önemli çünkü sepetteki ağırlığı hayli fazla. Nitekim gıda fiyatlarında %4'e taşıdı. O %4'e taşıyınca tabii ki tüketici fiyatlarını aşağı çekti. Fakat şu onun şey ne diyelim Zeynep? Hem gıdadan çekirdek diyecektim, onu hatırlayın bunu bir türlü. Hem gıdadan hem enerjiden arındırdığımız zaman fiyatlarda aslında %0.6 yükseliş görüyoruz. Tabii bu da biraz tabloyu karıştırıyor. Evet, bir deflasyon baskısı var. Evet, tüketici fiyatları manşetten bakıldığında eksi ama çekirdeğe baktığımızda hala bir büyüme var. Diğer taraftan tabii oto, emlak, çelik, solar diye notları almışım. Oto sektörüne baktığım zaman Ekim ayı çok güçlü geldi. %10'u aştı araç satışları. Elektrikli payı %38'e geliyor. Kasım'da da güçlü seyir devam edecek gibi görünüyor. %20 bekliyor. Birlik, sektör birliği, otomotiv üreticileri birliği. Emlak tarafında bir kurtarma söz konusu. Dün piyasalar bununla yattı kalktı. Neden kurtarma var? Çünkü Country Garden, sürekli seninle konuşuyoruz, ülkenin en önemli emlak şirketlerinden bir tanesi, ama
Evergrande'ın aksine iyi çocuk. Dolayısıyla hükümet sürekli olarak ona destek olmaya çalışıyor. En sonunda dün Reuters'ın ortaya attığı bir iddia vardı. O iddia şuydu. Yerel hükümet ülkenin en büyük sigorta şirketine gitmiş ve Country Garden kurtarın demiş. Tabii bununla birlikte Country Garden hisseleri, emlak hisseleri yükseldi. Finans hisseleri aşağı gitti. Ping'in hisseleri 200 milyar dolarlık bir şirket. Zeynep 4-5 dakika içerisinde 5-6 milyar dolar buharlaştı. Ama hemen yalanladılar. Fakat piyasa şu anda inanmış gibi görünmüyor. Hafta başından bu yana özellikle son 2 günde %10'u buldu. Hissedeki satışlar çok büyük bir şirket. Tabii tekrar vurgulamak isterim. Çelik tarafında, paslanmaz çelik tarafında Çin'in uyguladığı anti-dumping önlemleri vardı. Kore'ye, Avrupa Birliği'ne, Japonya'ya Dünya Ticaret Örgütü'nden bir karar çıkmıştı. Çin bugün çok duymadığınız bir şey. Biz bu karara uyacağız. Önlemlerimizi tekrar gözden geçireceğiz dediler. Tam da tabii ki Xi Jinping Amerika Birleşik Devletleri'ne kuvvetle muhtemel gidecek. 15 Kasım'da Biden'la görecek. Dolayısıyla onun öncesinde Çin'den böyle bir yumuşama adımı geliyor. Çelik sektöründe ilgilendiriyor. Bir de Solar, bir önceki yayınımızda seninle demiştik ki o kadar çok arz fazlası var ki Çin'de fiyatlar yeni rekor düşük seviyelere düştü demiştik. Geride bıraktığımız ayda hücre fiyatları %6'dan fazla düştü. Yine modül fiyatlarına, panel fiyatlarına baktığımızda %3'ten fazla düşmüş. Tam biz bunu konuştuktan sonra Zeynep yeni haber düştü. O da hükümet üreticilerle bir araya gelecekmiş. Detayı yok ama tabii bir yerde de görünen köy kılavuz istemez. Muhtemelen ne olacak bu arz fazlası, ne olacak bu fiyatlar diyecekler. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz Pekin'den bildirdi. Çok teşekkürler. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Ve borsaya dönelim bir kez daha. Dün yüzdesel bazda baktığımızda en çok kazanan tarafta Alarko Holding, Ülker Bisküvi, yine Kontrolmatik, Şok Marketler, Türksel listelerini görmüştük. Puan bazlı, daha doğrusu yüzdesel en çok düşen tarafta ise Türk Traktör'den sonra Doğan Şirketler Grubu, İş Bankası C hissesi, TSKB ve Borusan Mannesman hisselerini gördüğümüzü hatırlatalım. Sektörel kurumlar tarafından da şöylece bahsedecek olursak özellikle bankalar cephesinde en azından Bloomberg tarafında %1,74'lük bir değer kaybı finansallarda görünmekle beraber bankacılık endeksi günü %2,29'luk sert bir değer kaybıyla tamamladı. Gün sonunda en çok kaybeden sektör endeksi oldu. Banka hisseleriyle ilgili Sparta & Co kurucu ortağı Taner Özarslan'ın görüşünü ekrana getirerek devam edelim. Genel olarak bankacılık sektörü birçok şeyden olumsuz etkileniyor. Bir, faizler yükseldiği için ekonominin geneli yavaşlıyor. Ve yavaşlama eğilimi de sürecek. İki, kredi talebi azalacak. Her ne kadar biz kredi talebi çok güçlü ve bankalar karşılayamıyor desek de bir noktadan sonra hem fiyatlar daha fazla yükselmeyecek beklentisiyle tüketici talebi azalacak. İki, sanayi şirketleri kar marjları zayıfladığı için ben daha fazla kaynak sarf etmeyeyim, daha fazla işletme sermayesi tüketmeyeyim diyerek biraz finansman yönetimi yapmaya başlayacaklar ve o rotatif kredilerinin hacmini yavaşlatacaklar. Bu zaten bankaların genel olarak azalan bir taleple kendilerine gelen bir reel sektörle karşılaşacak. Bu da rekabet içerisinde tabii bankaların da o krediyle mevduat arasındaki spredi daraltmasına sebep olacak. Bu birinci kriter. İkincisi, dediğim gibi ellerinde bono portföyleri var. Tabii bunun büyük çoğunluğu aslında iskonto dediğimiz tahvillerden oluşmuyor. Daha çok dövize endeksli, enflasyon endeksli tahviller var ellerinde ama ne olursa olsun iskonto tahviller de var. Ve bu faiz yükselişi evvelki seviyeler tabii ki çok çok anlamlı seviyeler değildi. Yani Türkiye'de enflasyon beklentisinin 7'de 1'i, 8'de 1'i belki 10'da 1'i faiz vardı tahvil piyasasında. Şimdi daha normalize olmaya başlıyor. Burada bankaların zorunlu olarak tahvil alma zorunluluğunun kademe kademe ortadan kalkıyor olması faizleri yukarıya doğru çekiyor. Bankalar talep etmeyince ister istemez yukarıya gidiyor. Bir de tabii çok ciddi bir borçlanma gereği var hazine tarafının. Bu kur korumalı mevduattan kaynaklanan Merkez Bankası bir şekilde hazineye başvuruyor ve o da yeni ihraçlara çıkmak zorunda kalıyor. Bu bankacılık sektörünün ikinci önemli olumsuz etkisi tabii bir de
geçmişte sattıkları düşük maliyetli krediler var. Uzun vadeli spot krediler. Bunların da daha yüksekten mevduatla fonlanması gerekliliği bankaların karlılıklarını veya o hızlı ivmeli öz varlık karlılıklarını aşağı çekiyor. Şimdi bankalara dün baktığımız zaman mesela İş Bankası'nda %3.98, yine Akbank tarafında %1.5 civarı, Yapı Kredi'de %2, Garanti'de bir o kadar değer kaybı vardı. Vakıfbank %2.5, Halkbank %1.84, Şekerbank %1.63, Albaraka %1.62 gibi değer kayıplarıyla günü noktalamıştı. Onu yine bir dipnot olarak düşelim ve dönelim Bloomberg.com'da bu sabah en çok tıklanan başlıklara. Ve dönüyoruz buradan Bloomberg.com'a dedik. Vereceğimiz ilk başlıkta Fitch'e gidiyoruz. Banka karlılıklarında zayıflama bekliyorlar ama İngiltere ile ilgili hemen onu belirtelim. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings yüksek faiz oranlarının bankaların net faiz marjlarına sağladığı faydaların zirveye ulaşması ve kredi değer düşüklüğü masraflarının artmasına bağlı olarak İngiltere'nin büyük bankalarının karlılığında zayıflama beklentisi içinde olduğunu belirtti. Raporda büyük bankaların sorunlu kredi oranlarının 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre önemli bir artış gösterdiği, 3. çeyrekte ortalama %2 olduğu kaydedilirken yüksek faiz oranlarının tüketicilerin kredi geri ödeme güçlerini etkilemesi nedeniyle 2024'te sorunlu kredi oranlarının daha da kötüleşmesinin beklendiğine de vurgu yapıldı. Raporda ayrıca parasal sıkılaşma nedeniyle sektör genelinde mevduat hacimlerinin düşeceği öngörülürken likiditenin sağlam kalacağı aktarıldı. Ve buradan bir diğer başlığımıza geçiyoruz. Petrole döneceğiz burada. Talep endişeleriyle yükselişe geçti. Petrol hisselerdeki yükselişin talep sıkıntılarını hafifletmesiyle 3 ayın en düşük seviyelerinden yükseldi. Talep görünümündeki yükselişle beraber %7 düştükten sonra finansal piyasalarla beraber yükselişe geçtiğini aktarıyor haber. Hangi sebeplere dayandırıldı? Detayları Bloomberg.com'da okuyabilirsiniz. Ve dönüyoruz buradan İngiltere Merkez Bankası'na. Başkan Bailey dün konuştuğunda uzun süre merkez bankalarının parasal tarafta sıkı politikaya devam etmesi gerekeceğini, gelecek senenin sonunda %2'lik enflasyon hedeflerinin tutacağını beklemediğini söyledi. Well, I think there was some... Bence gerçekten de çok ortak konular var Avrupa'da ve coğrafi olarak baktığımız zaman ortaklıklar var. Çünkü çok farklı şoklarla karşı karşıya kaldık. Örneğin işte maalesef çok üzücü bir şekilde Ukrayna krizi çok büyük bir kriz olmaya devam ediyor. Ve çok ortak bir pattern görüyoruz. Büyük şoklar olduğu zaman örneğin geçen seneki gibi ve ondan öncekiler gibi onların tekrarladığını görüyoruz. Yani örneğin işte İngiltere'de şu an enflasyon aşağı geliyor ama önümüzdeki dönemde biraz daha böyle aşağı gelen bir durum olduğunu düşünüyorum. Çünkü enerji fiyatlarında bir miktar geri çekilme olmuştu ve sonra çeyreksel bazda bir düzeltme gelme ihtimali var. Ve bu direkt olarak yıllık olarak bir karşılaştırma yaptığımız zaman aşağı gelecek. Ama geçen haftada yaptığımız açıklamalarda da evet tabii ki bizim %2'lik hedefimize ulaşmamız gerekiyor. Bunun ben bu yılın sonunda yine enflasyonun düşmesini bekliyorum ama %2'lik hedeften biraz uzak olacağız. Ve biraz aslında rugby analizi yaptım ama işte ikinci yarı yıl itibariyle biraz daha politikalar önemli olacak. Çünkü politika şu anda evet sıkılaştırıcı, bunu görebiliyoruz. Ve çok baskılanan bir büyüme tahmini var, beklentileri var İngiltere için, Birleşik Krallık için. Yani biz politikaların sıkılaştırıcı olduğunu görüyoruz ve işte bunun temelinde vermek istediğimiz mesaj şu ve geçen hafta biz bir kez daha faiz oranlarıyla bir değişikliğe gitmediğimiz zaman şunu söylemiştik. Politikanın uzun bir süre daha sıkılaştırıcı olması gerektiğini düşünüyoruz. Hala politikaya ilişkin yukarı yöne riskler var. Örneğin işte Orta Doğu'da yaşananlar ve herhangi bir şekilde bir sıkıntı olmamış olsa da tabii ki risk olarak karşımıza çıkıyor. Yukarı yönlü riskler var ama söylemek istediğim şey şu. Şu anda çok erken olduğunu düşünüyoruz. İşte çünkü Avrupa Merkez Bankası'nın, Fed'in tutanaklarına baktığınız zaman faiz indirimleri konuşmak için çok çok erken. Ama tabii ki piyasalar şu anda bunu bir şekilde fiyatlamaya çalışıyor. Bu da anlaşılır. Ama biz merkez bankaları bunu şu anda konuşmuyoruz. Para politikalarının daha da sıkılaştırıcı olması gerekiyor.
ve en azından ikinci yarı yılı görmemiz gerekiyor. Enflasyonu bu politikalar sayesinde aşağı getiriyoruz. Ben bunu yapabileceğimize inanıyorum. Bizim tahminlerimiz bir yıllık süreçte bunların olabileceği, yani ben bu konuyla ilgili çok iyimserim ama tabii ki maalesef hala bu politikaları, sıkı para politikalarını devam ettirmemiz gerekiyor bunların olması için. Bugün Amerika'da haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak. Ayrıca Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün IMF'nin bir konferansında konuşması var. Dün bir açılış konuşması yapmıştı. Daha çok Fed'in araştırma departmanının fonksiyonlarını ele aldığı bir açılış konuşmasıydı. Dolayısıyla orada para politikasına dokunmadı ama bugünkü konuşmada oraya girmesi bekleniyor. İçeri döndüğümüzde bu arada bugün her perşembe olduğu üzere kur korumalı mevduatta son durum. Yabancı bizim varlıklarımızda, devlet iç borçlanma senedinde, hisse senedinde, özel sektör tahvillerinde geçen haftalarda nasıl pozisyonlanmış. Bununla ilgili verileri alacağız. Yerlinin döviz tevdiat hesaplı rakamları gelecek ve Merkez Bankası'nın yine döviz rezervlerindeki son durumla ilgili de notları alacağız. Veri takviminde yarın biraz daha yoğun. Orada da işsizlik oranı ile ilgili Eylül verisi gelecek. Bir önceki gerçekleşme %9,2 olmuştu. Sanayi üretimi verisini de yine saat 10'da alacağız işsizlikle aynı anda. Orada da Eylül ayına ilişkin aylık bir önceki ay %0,8 düşüş olmuştu. Yıllık tarafta bir beklenti girmiş ekonomistler. Orada da %3,1'den 2,8'e Eylül ayına ilişkin yine bir beklentilerin yine düşeceğiyle ilgili, %3,1'den 2,8'e ineceğiyle ilgili bir beklenti var. Hemen şöyle sanayi üretiminde yıllık beklentilerin kırılımına girdiğimde sadece 3 ekonomistin katılımı olduğunu görüyorum. QNB Finansbank %5,3, Standard Chartered %2,6, Yatırım Finansman'da %2,8'lik beklentiler sunmuşlar. Ve 14. Türk Arap Ekonomi Forumu iş dünyasını bir araya getirdi. Zirvede Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuştu. Dünya çapında finansal şartların çok sıkı, zorlayıcı olduğunu görüyoruz dedi. Sayın Şimşek'in notlarından mesajlarla biz de bugün ilk söz programını noktalayacağız. Yayınımızı sabah raporuna devredeceğiz. 9.45'te piyasa masasında tekrar birlikteyiz. Hoşçakalın. 14. Türk Arap Ekonomi Forumu iş dünyasını bir araya getirdi. Forumda iş insanları bir araya getirilerek yeni bir döneme giren Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin yol haritası paylaşıldı, işbirlikleri görüşüldü. Forumda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yavaş büyüme engellerini aşabiliriz mesajı vererek zorlu finansal şartlarla karşı karşıyayız. Dünya çapında finansal şartların çok sıkı, çok zorlayıcı olduğunu görüyoruz dedi. Bakan Şimşek, MENA bölgesindeki ülkelerin finans akışına değinerek bu bölgedeki ülkelerin doğru yatırımlarla dönüşüm süreci başlatabileceklerini söyledi. Mısır ve Türkiye gibi ülkelere bakıldığında dışarıdan desteğe ihtiyaçları olabildiğini belirten Şimşek, Mısır ve Türkiye'de ilerlemenin tek yöntemi öncelikle kendi içinde, kendi ülkesinde reform yapmaktır. Bunlar reformların artması gereken ülkeler. Gerçekten yapısal reformlar yapılması gerekiyor. Para akışı ülkeye çekilmeli ve büyüme desteklenmeli açıklamalarında bulundu. Forumda enerji fiyatlarıyla ilgili belirsizlik söz konusu olduğuna da değinen Bakan Şimşek, sözlerine şunları ekledi. Ben enerji konusunda uzman değilim ancak enerji konusunda özellikle de doğal gaz ve petrole az yatırım yapılıyor. Sonuç olarak da daha uzun sürede enerji fiyatlarının daha yüksek kalmaya devam edeceğini görüyoruz. Öte yandan forumda Bank Pozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, her yıl Türk-Arap ekonomisine katkıda bulunanlara verilen TAF özel ödülüne layık görüldü. Ödülü Erkan Kork adına yönetim kurulu üyesi Hülya Turan aldı.